Eğitim sektöründe uzun yıllardır bilinçli nesiller yetiştirme hedefiyle yola çıkan Özel Gazi Anadolu Okulu'na konuk oluyoruz şimdi. Beraber izleyelim. Kırıkkale'deki sektörler arası yolculuğumuz durdurak bilmeksizin devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi de Kırıkkale'de bulunan Özel Gazi Anadolu İlk ve Ortaokulu'na konuk olduk. Yanımda da okul müdürü Mehmet Bey bulunuyor. Mehmet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sizler de kurumumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Evet, ben Mehmet Al. Okulumuz 1986 yılında açılmış. 32. yılını faaliyet olarak gösteren bir okulumuz. 1986'da başlayan bu okulu 2005 yılında devraldık. 12 yıldır da beraber Bayram Bey'le birlikte bu okulu yürütmeye çalışıyoruz. Tabii kendimiz de devlette uzun yıllar idarecilik yapmış, emekli olmuş. Sonra da bu okulu alıp bu şekilde götürüyoruz. Peki hocam, burada öğrencilerinize nasıl hizmetler sağlıyorsunuz? Evet, öncelikle sevgi. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Çocuklarımıza sevgiyi veriyoruz. Sevgiyi aldıktan sonra çocuklar eğitimde daha da başarılı oluyor. Çünkü okula severek geliyorlar, derse severek çalışıyorlar, öğretmenlerini seviyorlar, bizi seviyorlar. Dolayısıyla okulu seviyorlar. Dolayısıyla da eğitimi seviyorlar. Eğitim aldıkları hizmetleri biraz detaylı anlatalım istiyorum. Şimdi eğitimde günde 7 saat dersimiz var. İngilizce ağırlıklı tabii ki, özel okul olması nedeniyle. Çocuklarımıza bir günde bu vermiş olduğumuz 7 saat eğitimde tamamen geniş detaylı bir şekilde derslerimize çalışıyoruz. Bizde dur durak yok. Her türlü sosyal faaliyetler var. Onları geleceğe yetiştirmek adına, tabii ki ortaokulda en önemli şey TEOG sınavı. TEOG sınavında başarılı olabilmeler için her şey yapılıyor. Peki hocam, haftada kaç saat eğitim alıyorlar TEOG sınavı için? 35 saat eğitim alıyorlar. Tabii bunun dışında çocuklara etüt çalışmaları da yapıyoruz. Onların sınava hazırlanabilmeler için yeri geliyor akşam 6'ya kadar derslere devam ediyoruz. Şimdi burada ilk ve ortaokulun dışında anaokul eğitimleri de veriliyor. Evet. Hemen şu konuya değinmek istiyorum. Bizler, aileler çocuklarını anaokuluna gönderirken özellikle hani yaşı küçük olanlarda biraz tedirginlik olabiliyor. Yani doğru yaş aslında hangi yaş grubu oluyor başlangıç evet. için? 5 yaş grubu itibariyle çocukları ana sınıfına alıyoruz. Daha biraz daha küçük, yani 4,5 yaş falan olursa onları da alıyoruz ama 2 yıl devam ettiriyoruz onları. Ana sınıfı çok önemli. Okul öncesi eğitim olmazsa olmaz. Çünkü çocuklar orada her türlü paylaşımı, arkadaşlarla birlikte yaşamayı ve eğitime hazırlanmayı orada görüyorlar. Dolayısıyla anaokulu olmak zorunda. Peki eğitim için neler yapılıyor anaokulunda? Anaokulunda tamamen görselliğe dayanıyor. Daha çok resim, boyama, dinleme kaynaklı oluyor. Onları çalışmaları anaokulunda ana sınıfı öğretmenlerimizle beraber onları biraz daha görsellik, daha çok yapma, el becerileri kazanma o konusunda oluyor. Peki Mehmet Hocam, biraz da ileriye yönelik hedeflerinizden bahsedelim istiyorum. Şimdi ileriye yönelik biz önemli olan burada okulumuzu en başarılı noktada götürmek istiyoruz. Bizim hedefimiz bu. Çocuklarımızı en iyi okullara kazandırmak, onlara iyi bir eğitim sağlamak, geleceğin Türkiye'sine, ülkemize faydalı, vatanını seven, milletini seven, devletini seven, bu bayrak için, inandığı değerler için çalışan birer birey olmaları. Şimdi çocukları burada lise eğitimine hazırladığınız süreçte, yani okul bitti, daha sonrasında çocuk lise eğitimine başlayacak. Buradaki tercih tamamıyla çocuğa mı kalıyor, yoksa siz de yönlendirme yapıyor musunuz? Tabii ki biz ve rehberlik servisimiz yönlendirme yapıyor çocuklar. Mutlaka yapmak zorundayız. Çünkü eğitimde gelecekte ne olup ne biteceği onlar bilmeyebilir veya aileler bilmeyebilir. Bizler onları yönlendiriyoruz. Tabii ki tercih ailenin.